Sayısal görüntü işleme dersinin bu bölümünde morfolojik görüntü konusunda genişleme dile için ile ilgili örnek soru çözümü gerçekleştiriyoruz. Baktığımızda yapımız verilmiş. Bu yapımızı input image'e uygulayarak output image'i tahmin etmeye çalışacağız. Dilerseniz çözüme başlayalım. Evet, çözümü şu şekilde yapacağız. Yapımızı sırasıyla resimde 1 olan piksellerin üzerine koyacağız. İlk başta yapımızı alıyorum arkadaşlar. Şuraya koydum diyelim. Bu ne yapıyor? Sol çapraz bu arada. Ben düzgün çizememiş olabilirim. Bu sol çaprazı, bu sağ çaprazı, bu da sağ alt, bu da sol alt çaprazı. Önce buna bakıyoruz arkadaşlar. Sol çaprazını 1 yapıyormuş. Dolayısıyla genişleme işleminde burası da 1 olacaktır. Sağ çaprazını 1 yapıyormuş. Burası da 1 olacaktır. Bunun sol çaprazı 1. Sağ çaprazı zaten dolu olduğu için ona bir şey yapamayız. Bu 1'e bakalım. Bu 1 sadece sağ çaprazını doldurabilir. Benzer şekilde burası da sağ çaprazını doldurabilir. Bu da sağ çapraz, sağ çapraz, sağ çapraz. Buna baktığımızda sağ çaprazını doldurabiliyorken bir de sağ alt çaprazı, hem sağ üst çaprazı hem de sağ alt çaprazı doldurabiliyor. Benzer şekilde bu da arkadaşlar hem sağ üst çaprazını hem de sağ alt çaprazını doldurabiliyor. Bu da benzer şekilde zaten yukarısı dolu olduğu için oraya bir şey yapmaz. Aşağıyı doldurur. Bu da aşağıyı doldurur. Buna baktığımızda aşağıyı. Benzer şekilde buradaki işlemlerin hepsi arkadaşlar 1-1-1 şeklinde gidecektir. Zaten oldukça basit. Şurası da şurayı doldurur. Son olarak burası da burayı. Evet. Şimdi buradaki bir sol çaprazını da doldurabilir. Şu bir burayı doldurabilir. Buradaki bir burayı doldurabilir. Buradaki bir de burayı doldurabilir. Buradaki bir de arkadaşlar burayı doldurabilir. Evet. Genişleme ile ilgili bu kadardı arkadaşlar bu soru. Hoşça kalın.